Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy M34 5G telefonunun kutu açılımı ve incelemesini yapacağız. 10.000 TL altında alabileceğiniz iyi telefonlardan bir tanesi Samsung Galaxy M34 5G. Biz bunu 8.900 liraya aldık. Şu anda fiyatı bu aralıkta. Bunu kıyaslayacağımız diğer telefonlar da var. Onlardan da bahsedeceğim biraz. Şu an masada Galaxy A55, bu biraz daha üst seviye. iPhone 14 ve Redmi Note 13 Pro var. Bunları da karşılaştırmada ekleyemeyeceğimiz üst segment telefonlar. Fakat bunun segmentinde olan telefonlar şunlar. Onları da listeledim. Samsung Galaxy M34, Red Note 12, Redmi 12, Redmi 13C. Bunlar bu yakın segmentte 10.000 TL altı telefonlardan bir tanesi. Biz Samsung Galaxy M34'ten 5 adet aldık. Bunları şirket telefonu olarak kullanmayı planlıyoruz. Fiyatı uygun, fiyat performans olarak düşündüğümüz için bunu tercih ettik. Daha önce M12 tercih ediyorduk ya da A13. M12'lerin halen üretimi var fakat bu fiyat bandına yakın olduğu için daha üst segment M34'e yükseldik. Samsung biliyorsunuz aynı tasarımda telefonlar sürekli üretiyor. Güncel olanını almakta fayda var. Daha sonra güncelleme vesaire gelmeyebilir. 10.000 TL artı standart telefonda da tercihimizi M34'den yana kullandık. Bunun hem genel özelliklerinden bahsedeyim hem de diğer yandan kutu açılımımızı da yapalım. Şöyle bir güvenlik etiketi var. Onu ister böyle yırtın, isterseniz elinizle çekin. Ben bu şekilde etmeyi tercih ettim. Kutu içeriğine bakalım. Kutu içeriği Redmi'ler kadar zengin olmuyor. Xiaomi'nin alt markası biliyorsunuz Redmi Note serisi veya Redmi 112'leri var. Bakın Redmi'nin kutusu ne kadar kalın. Samsung'un kutusuna bakın. Bir de yan yana koyduğunuz zaman ince. Bunun içine kılıfını, adaptörünü falan koyuyorlar. Mesela bu Redmi Note 13 Pro'yu almıştık. İçinde bu şekilde adaptörü, arı kablosu, kılıfı, ekran koruyucu da üzerinde geliyor. Yani bunlara ekstradan para vermenize gerek kalmıyor. Redmi'de böyle bir avantaj var. Onu da söylemiş olayım. Samsung'u çıkartalım. Bunlar hep bizim kendi paramızla şirket için aldığımız ürünler. Sponsorluk vesaire yok. Cep telefonu bu şekilde geldi. 5 tane aynı anda alıma izin vermediği için farklı renkler tercih ettim. Yani renkleri arasında farklılık var. Şu anki hangi renk? Bakayım. Mavi olanı kutudan çıkarmışız. Pek maviye de benzemiyor ama. Şimdi şöyle ürün etiketini açalım. İçinden çıkan şöyle bir kısım. Bir de şunun içinde ara kablo var. Type-C. Telefonumuz Type-C diyecekti. Süper AMOLED ekrana sahip. 50 megapiksel kamera. 6000'lik de bataryası var. Normalde telefonlarda 5000'lik oluyor. Şirket telefonlarda 6000 bir tık daha işimize gelecek. Bu arada öğrenciler için 10.000 TL altı telefonlarda vergi indirimi var. Vergi iadesi alıyorsunuz. Telefonun fiyatı yaklaşık yarı yarıya düşüyor. Öğrencilerin de tercih edebileceği bir telefon diyebiliriz. Şöyle etiketini açalım. Telefondan damla çentik modeli kullanılmış. Benim için damla çentik. Hatta yuvarlak olması. Zaten şu altındaki alanın çok da kullanımı olmuyor. Damla çentik olması önemli değil. Şurada alt kısımda bir yükseklik var. Bu biraz daha fazla. Yani çerçeve oranı biraz daha küçültebilirdi belki. Şurada parmak izi okuyucusu var. Arka tasarım kamerası neredeyse tüm telefonlarda aynı. Bakın A55 var. Onda da arka tasarım kamerası neredeyse aynı birebir. Bunun bir avantajı olabilir. Kılıf sorunu yaşamazsınız. Şimdi gelelim ürünün özelliklerine. 128 GB'lık bir depolamaya sahip. 6 GB RAM. Xiaomi rakiplerinde genelde 8 GB RAM kullanıyordu. Samsung'da RAM oranı bir tık daha düşük oluyor. Yani bunun Xiaomi'deki alternatifini ya da Redmi'deki alternatifini alsaydınız muhtemelen 8 GB RAM olacaktı. Depolama 128. Normal bu fiyattaki telefon bandında. Samsung işlemci yönünden biraz önüne geçiyor. Kendi işlemci Yonga setini kullanıyor. Samsung Exynos 1280 var. Bunu da smartphone process ranking yazarak Google'a bir site var. Orada tüm işlemcileri ardışık olarak sıralıyor. Bunları karşılaştırabilirsiniz. Rakiplerine göre genelde rakiplerinde 5000 mAh batarya kullanılıyor çoğu telefonda. Bunda 6000 mAh batarya kullanılmış. Şirket telefonu olarak kullanabileceğiniz bir telefon olmuş. Android 13 ile geliyor. Bunun yanında Super AMOLED var. Normalde çoğu rakibinde IPS, LCD veya AMOLED oluyor. Bunda Super AMOLED kullanmışlar. Ekran yenileme hızı genellikle rakipleriyle benzer. 120 Hz'de. Redmi Note 12'ye baktığınız zaman buna yakın özellikleri var Redmi Note 12'nin de. Ona da inceleyebilirsiniz. Bir tık fiyatı fazla olabilir Redmi Note 12'nin. Bir de Redmi 12 var sadece. Onunla karıştırmayın arkadaşlar. Gorilla Glass 5 kullanılmış. Çoğu rakibinde mesela şu an bir Gorilla Glass 3 kullanılıyordu. Ekran koruma yönünden de Gorilla Glass 3 olması daha iyi. Ki farklı marka telefonlar aldığımızda ekran kırılma durumu çok oluyordu. Genelde Samsung'ların ekranı yani alt seviyede bir tık sağlam olabiliyor. Bu da
Mesela bu telefon özelinde söylüyorum. Gorilla Glass 5 kullanıldığı için olabilir. Mesela Note 13, 12'de Gorilla Glass 3 vardı. Tabii düştüğü zaman zemine bağlı olarak birçok telefon kırılabiliyor. Ekran gövde oranı %82, az önce şuradan bahsetmiştim ama yine rakiplerinde bu fiyat bandında olan telefonlarda da yani %85, %84, %83 civarında. Yani ekran gövde oranını çok kafaya takmayın derim. Hızlı şarj özelliği mevcut, 25 watt. Tabii Xiaomi hızlı şarj konusunda bazen daha üstün olabiliyor. Bu arada kurulumunu da yapalım telefonun. Tüm üstünü kabul edelim. Hızlı bir kurulum gerçekleştirelim. Dokunmatiği konusunda manuel olarak ayarla diyelim. Çok da bir şey beklememek lazım. Şuradan atla diyelim. Hızlı bir kurulumda kuralım telefonumuzu. Kopyalama diyelim. Gideri. Her şeyi kabul edip hızlıca bir kurulum yapacağım sizler için. Telefonumuz bir taraftan da hazırlanıyor. İçine bir sürü antin kuntin uygulama gelebilir. Bunları ben genelde kaldırıyorum. Ayarlardan daha sonra kur diyelim. Geç diyelim. Hadi bakalım hızlıca kurulum bitse de bari bitir diyelim. Özelliklerine bakacak olursak hızlı şarj özelliği 25 watt hızlı şarj desteği. Tabi adaptörünü kendiniz almanız gerekiyor. Kamera çözünürlüğü 50 megapiksel. Rakiplerinde de yine kamera çözünürlüğü ortalama aynıdır. Ben bazen Redmi telefonların kamerası bana daha iyi gelebiliyor ama bunun kamerası şu an daha iyi gözüküyor özelliklerine bakınca. Çünkü video kayıt çözünürlüğü olarak mesela Note 12 olan da Pro olan serilerinden bahsetmiyorum. 4K çekim desteği yoktu. 1080p var sadece 30 FPS'te. Bunda 4K 30 FPS'te çekebiliyorsunuz. Kamerası da gayet iyi. İkinci arka kamerası da 8 megapiksel. Önemli olan bizim için genelde birinci arka kamera. Diyafram açıklığı f1.8. F1.8 diyafram açıklığı da bu segmentteki telefonlar için gayet iyi, ideal diyebilirim. En önemli şeylerden bir tanesi chipseti. Bunda Samsung Exynos 1280 kullanılmış. Diğer rakiplerine göre biraz daha bu fiyattaki telefonlara göre işlemcisi iyi diyebilirim. Bunun dışında söyleyebileceğim neler var? Depolama birimi 128 GB demiştim. AnTuTu testlerinde de rakiplerinin önüne geçiyor. AnTuTu puanı, benchmark puanı bunun incelediğimizde daha yüksek olduğunu göreceksiniz. Rakipleri derken yani Xiaomi aynı fiyattaki rakiplerinden bahsettim. Yine detaylı kendiniz de inceleyebilirsiniz. Epey sitesinde karşılaştırma özelliği var. Bunun yanında Wi-Fi 5 özelliği var. Bu segmentteki telefonlarda zaten Wi-Fi 6 olmaz. Mesela Samsung A55'te Wi-Fi 6 varken şu da mesela üst segment diyebileceğimiz bir telefon. Note 13 Pro. Bunda Wi-Fi 6 özelliği yok. Wi-Fi 6 özelliği de yüksek hızlı internet kullanıyorsanız eğer evde yani daha hızlı internet kullanımınızı sağlar. Çift hoparlör var mı? Yok. Sadece mono. Tek bu tarafta var. Üst tarafında hoparlör yok. Alt kısmında bakın Type-C girişi mevcut. Bir de jack girişi mevcut. Mikrofon var. Jack 3,5 mm jack. Mikrofon. Type-C olmazsa olmazımız. Zaten Type-C olmayan telefon şu devirde pek almanızı önermem. Hoparlörü var. Üst kısmında ise sadece bir mikrofon konumlandırmışlar. Yan tarafta sim kart yuvası. Çift sim destekli bir cihaz. Bu cihazda radyo yok. Radyo Xiaomi'lerde genelde geliyor da Samsung'larda gelmiyor. Hani baktığımız zaman Samsung tercih etmemizin sebebi iş için daha uygun, işlemcisi falan daha hızlıydı. Bir de güncel bir telefon. 2023 Temmuz ayında üretilmiş. Yani bir yılı yeni doldurmuş diyebiliriz. Daha güncel telefonlar çıkınca onları tercih edeceğiz. Mesela M11, A13 gibi telefonları tercih etmememizin ana nedeni bu telefonun daha güncel olması. Çift SIM desteği var. Yani çift hattı kullanabiliyorsunuz. Hem mesela şahsi olarak aldınız hem şirket hattınızı takabilirsiniz hem de kişisel hattını takabilirsiniz. Kutu içerisinde şeffaf arka kılıf kapağı çıkmıyor. Bunu biz zaten ortalama 100 liraya temin edebilirsiniz. Ön kırılmaz camını 50 liraya temin etsiniz. 150. Yani bunun yanında bir de şarj aleti alsanız şarj adaptörleri biraz pahalı. O da 200 lira verdiğinizi düşünürseniz yani 350 lira bir ekstra masraf çıkaracak bir telefon. Baktığınız zaman güç adaptörü yani farklı marka telefonlarda da çıkabilir. Bunu da kutu içeriğine bakmakta önem var. Temel özelliklerinden bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Dediğim gibi hani 5 tane aldık. Denedikten sonra ekleme yapacağız ihtiyaç duydukça.
Yani bu standart bir mühendise verilebilecek şirket telefonu olarak kullanabileceğiniz güzel bir model. Kendinize bakın, sağlıcakla kalın.